Evet sayın seyirciler, şu anda koydayız. Koyu sakinlerinden bizi biraz koyu anlatır mısınız? Köyü nasıl anlatayım? Şimdi? Bu yolu nasıl yapıldı? Patika yol. Patika yol eskiden eşeğiyle gelinirdi buraya. Mesela yatağın yorganı eşeğine getirirdik. Evet. Bollarda yörük yorukları vardı. Evet, siz yörük müsünüz? Evet. Yörüyüz. Nasıl, yörük olmak güzel bir şey mi? Yörük olmak çok güzel bir şey ama şu anda yok. Yörük de bitti. Bu da bitti. Köyciz bitti mi? Yörük bakımından bitti. Dalaman. Dalaman zaten bitti. İki geçi. Bir geçi bakıyoruz, evde dakıda bakıyoruz. Dağa sürmek yok. Niye? Yasak. Yasak değil. Evet. Dağa sürsen keçi geri gelmez. Gelmez, hırsız da çoğaldı. Evet. Her gidinler be. Eskiden böyle miydi? Eskiden çok güzel. Siz buraya bu koya kaç yıldır gerek biliyorsunuz? Abi ben çocukluğum koylarda geçti. Şu kapı dağlarında. Çobanlık mı yapıyordun? Evet. 3 yaşında geçin arkasındaydım. Kendim bildi bileli. Anım var mı bir tane şey anlatsana. Mesela yağmurlu bir günde dağda kalmak, işte bir ayı veya domuz veya başka bir şey. Sizden bir tane ben verir misin? Evet, anlatayım. Evet. Şimdi ev tekneyle gittik Göcek'ten. Evet. Başkaları götürecekti. Orada babaannem, kız kardeşim gidiyordu adaya. Biz de buradan karada babamla hayvanları sürmüştük. Adaya vardık. Ne ev var, ne gelen var, ne giden var. İnde yattık. Evet. İn dedin. Yani bir taş yatlağında. Evet. Taş böyle şey gibi bir yer. Ha. Artı oraya ocak yaktık. Evet. Ekmek yok. Evet. Su yok. Evet. Pınar ağaçlarında pelit olur. Ne var? Pelit. Pelit. Evet. Pelit biliyorum ben peliti. Ha. Evet. O peliti közledik. Onun tatlısı acısı olur. Evet. O peliti közledik. Babamla bunları yedik. Evet. Sabah şafak attı. Biz onları denizde battı sandık. Sabah şafak attı demek. Sabah erkenden. Ha, sabah erkenden. Erken oldu artık. Sabah evet. Ya, gün ağardı. Erkenden düştük biz yola. Onları biz denizde boğuldu sandık. Babam 1 kilometre önden gidiyor. Ben 1 kilometre geriden gidiyor. Yani arada 2 kilometre var. Ha, babam diyor ki anam çocuğum öldü. Yo, çocuk bulunur dermiş o. Evet. Ana bulunmaz. Anam öldü dermiş. Evet. Sonra neyse eve vardık. Bunları götürmüşler tabii. Denizli indiğinde adaya geçirmişler. Biz evet. De bir hafta sonra gittik. Ve bir şey bitmiş oldu. O olay bitmiş oldu. Şimdi nasıl böyle bir koyda yaşamak? Bütün birçok zenginin burada hayal kuramadığı bir yer burası. Zenginlerin evet. Daha çok zenginlerin geldiği bir yer burası. Sizin için nedir? Burası size ne ifade ediyor? Burada yaşayan insan ölmez diyorlar. Doğru mu? Ölüyor ya abi. Vakti geldi mi herkes bir dakika ileride gitmiyor. Bir dakika geri de gitmiyor. Bu olan bir şey. Evet. Ondan sonra ne diyeyim? Eskiden daha güzeldi. Evet. Akşamlar oğlum, bu sıralar oğlum keçilerin yemiştirirsin, dağa sürersin. Evet. Bir yörük olarak diyorsun ben keçisiz yaşayamam diyorsun. Yaşayamam. Evde var 3 taneydi. Birini evet. Yılan soktu. Öldü, 2 tane kaldı. Geçmiş olsun. Sağ ol. Yaşayamam. Yani senin özlemin keçiler, koyunlar. Evet. Herkesin bir özlemi var baba hayatta. Ha? Evet. İyi gidi günler be. Keçi sağırıyor mu? Keçi sağıyor mu? Evet. Size ne diyorlar keçi sağmaya? Keçi sağma derler. Koyun? Ben hiç koyun sağmadım. Koyunla keçi, koyun yörükleriyle keçi yörükleri ayrı mı? Koyun çok koku yapar abi. Evet. Ama keçi koku yapmaz. Keçi daha iyi değil mi? Ha. Keçi akşam oldu mu yattığı yere gelir. Keçilerle hiç kardeş gibi olduğun oldu mu hiç böyle? Olmaz. Mesela isimlerini ve isim veriyorsun onlara. Evet, hepsinin ismi oluyor. Ha. Seviyorsun onları. İsmiyle çağırınca geliyorlar değil mi? Evet. Var mıydı hiç keçinin ismi? Var mıydı bir keçi? Vardı şu şeyde şimdi şey aldı ya, Zeytinada'da durduk biz Asil Nadir'deyken. Ha. Oranın bekçiliğini yaptık. Orada bayağı 20 kadar oldu. Evet. Göcek'ten geldiğim zaman bir ünledim, hepsi yanıma gelirdi. İyi, ne derdi mesela? Gelin. Ceylan vardı, atları vardı, ünledin gelirlerdi. Ünledin demek çağırdın mı? Anladım. Evet. Nasıl ben de senin diline anlıyorum ama değil mi? Anlıyorsun. Senin yörük olman lazımmış. Ben yörüyüm zaten. Okey, çok teşekkür ederim. Sağ ol. Umarım her şey gönlünüzce olur buralarda. Buraların keyfini çıkarın. Kıymatını bilmiyoruz. Bizim buralarda aşk alınmaz. Dağası daşı para. Evet. Dağ... Ada çayı toplar. Her şey mevsimlik. Evet. Burada olmaktan mutlu musun? Mutluyuz da denizi sevmiyorum ben işte. Niye? Yok, burada devam ediyorum. Nerede? Bu müsaade de duruyorum. Balık duran bir tekne aldı. Balıkçı teknesi aldı. Evet. Denize çıkasım gelmiyor. Adam gitti. Su içiyor mu abi? Abi sağ ol. Sizce denizde olmak, burada olmak güzel mi? Çok güzel bir şey.
diyorsun. Evet. Huzur diyorsun. İyi ki burada doğmuşuz yani, bu yörede doğmuşuz. Evet. Başka bir yerde bulmayız biz herhalde. Evet. Yani binlerce şükür halimize. Evet. Yerlerde durduğumuz için. Koyumuz çok güzeldir. Evet. Yani bu yerlere gelebilmek için. Koy, yani, burası devletin bir koyu ama değil mi? Tabii canım, koy. Hazine. Hazine. Buna evet. Bütün sit alanı. Yani yerin tapulu da olsa evet. Hiçbir şey yapamıyorsun. Taş üzerine koyamıyorsun burada. Evet. O şekilde yani. Yani olmasın da yani koyuların özelliği biter zaten. Evet. Ha, o şekilde. Geliyor mu buraya çok zengin? Gelirler, çok gelirler. Tanıdığın ünlü zengin geldi mi buraya? Var. Şimdi ismini vermek gerek yok yani. Zengin. Gerek yok yani tanıdığımızın ismini vermeye. Aslında Nadir'in adası nerede burada? Şu tarafta. Nerede? Nerede bu burada? Nadir Nadir'in. Zeytin'in adası işte orada. Şimdi çıkamıyorsun. Niye? Çıkamıyorsun. Önüne avir attırmıyorlar. Adamın suçu yok değil mi? İşçileri. Şu kadar Nadir Nadir'e mi ait? Yok, orası değil o. Orası değil mi? Neresi? İlerisi. Aslında Nadir'in adası.